Efendim merhabalar. Bugün 5 sedan en ucuz 5 sedanı inceleyeceğiz. Bugünkü şartlarla en ucuz 5 sedanı inceleyeceğiz. Bu ÖTV şartlarıyla malum 45, 50, 60, 70 dilinde hiç otomobilimiz kalmadı. Bütün otomobiller 80 dilime gitti. Burayı altını çizeyim. Yoksa elbette ki çok ucuz değiller. Ama bugünkü şartlarda en ucuz 5 sedanı sizlerle inceleyelim. Efendim biz bir sedan ülkesiydik ama her ne kadar son yıllarda artık tüm satış kategorilerine baktığımız zaman SUV'ler birinci sırada çıkıyor. Buna rağmen hala sedanın oldukça seven bir kitlesi var. Her ne kadar Passat'ın fişi çekilse de biz sedan deyince aklımıza bu ülkede Passat geliyordu. Bakalım en ucuz 5 sedanımızı incelemeye geçelim. 3 hatırlatmamızı her videoda olduğu gibi yapıyoruz. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Zil bildirim butonu çok önemli. Bizler videoyu atar atmaz sizlere bildirim geliyor. Videodan haberdar oluyorsunuz. İkincisi Instagram sayfamız. Instagram'ı aktif olarak otomobil dünyası kullanıyor. Bekleriz efendim. Ve son olarak yeni katıldığımız Twitter hesabımız. Artık Twitter'da güncel konuları çok hızlı bir şekilde videolaştırma şansımız var. Orada akış çok hızlı. En güncel otomobille ilgili öğrenmek istediğiniz her şey otomobil dünyası Twitter adresinde. Efendim 5 sedana geçelim. Biliyorum bekliyorsunuz. Hadi iyi seyirler. <laughs> En ucuz 5 sedanla başlıyoruz. Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire paket 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 95 beygir gücünde 0'dan 100'e 11.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta start-stop, yokuş kalkış desteği acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 520 litre. Fiyatı 614.900 TL. ÖTV'siz 342.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Sıradaki ikinci aracımız Renault Thailand 1.0 Joy Paket 3 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 65 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 17 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 628 litre. Fiyatı 683.000 TL. ÖTV'siz 380.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Sıradaki aracımız Citroen C-Elize 1.5 fil boltla devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli dizel bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 3.7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 506 litre. Fiyatı 745 TL ÖTV'siz 414 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Sıradaki aracımız Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision. 3 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 125 beygir gücünde 0'dan 100'e 11.5 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, patinaj önleme sistemi, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 471 litre. Fiyatı 882 bin TL. ÖTV'siz 490 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Son aracımız Honda City 1.5 Elegance 4 silindirli benzinli bir motora sahip olan araç 121 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.5 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 519 litre. Fiyatı 897.000 TL. ÖTVsiz 498.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Videonun son bölümünde sizlere bayram sonrası ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar piyasayı biliyorsunuz. Elimden geldiğince hem Twitter'da hem Instagram'da hem YouTube'da kanalımda sizlerin sesi olmaya gayret gösteriyorum. Piyasayı dilimin döndüğünce anlatmaya. Bu saçma sapan otomobil piyasasındaki dönen fırıldakları belki de en çok en gür bir şekilde anlatan nadir kanallardan biriyiz. Daima sizin sesiniz olmaya, sizin sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü otomobil dünyası ilk günden bugüne binicinin yanında olan bir taraf. Hep söylüyorum yani otomobil dünyası biniciden yana olan bir kanal. Şimdi bakıyoruz kuru artıyor, enflasyon yüksek ve otomobil bulunurluğu az ve stokçuluk, kara borsacılık otomobile ulaşmamızı inanılmaz engelliyorlar. Otomobili adeta binici değil, hep ihtiyaç sahibi değil, hep stoklayan ticaret amaçlı alanlar, parasının daha da artmasını isteyenler otomobilleri alıp maalesef köşeye, kıyıya çekiyorlar. Yani bunun hiç kimse tarafından bir müdahale edilmiyor olması da otomobil binicisini gerçekten artık çok üzüyor. Otomobil fiyatları artık insanların sahip olamayacağı evrelere geldi. İnsanlar artık otomobile ulaşamıyorlar. Zaten biliyorsunuz krediye ulaşmak çok zor. Kredi çok yüksek. Faizlerin geri ödemesi çok yüksek. Geri ödeme sayıları çok düşük. Hal böyle olunca da insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Gerçek otomobile ihtiyacı olan kişiler otomobil bulamıyorlar hem engelli muafiyetindeki sorunlar hem otomobil almak için sıfır otomobil almak için bekleyen insanlar inanılmaz mağdurlar. Sorunlar problemler gün geçtikçe azalacağı yerde gün geçtikçe daha da artarak devam ediyor maalesef. Otomobil ülkemizde adeta bir çıkmaz oldu. Bu sorunu bir türlü aşamıyoruz. Hepiniz merak ediyorsunuz bayram sonrası ne olacak? Seyahat daha bayram sonrasını bile beklemeden %10 oranında bir zam yaptı. Biz ayda bir kere artık son 6 aydır her ay düzenli olarak zam görüyorduk ama haziran ayına geldik çattık. Ayda 3 kere zam yapan markalar oldu. Hal böyle olunca da artık otomobil bir çıkmaza döndü. Bakın bayramın özellikle bayram tatili başladığı sürede kur atağını gördük. Kur inanılmaz bir şekilde artık 26 TL'leri gördü ve bayram sonrasında birçok bayi tekrar maalesef otomobil fiyatlarını zamlayacak gibi görünüyor. Tekrar gazlayacaklar bize bu otomobil fiyatlarını arttıracaklar. Hayırlı bayramlar son bölümde bayramınızı kutlamış olayım. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim bizi kimler dinliyorsa kanalımızı severek kimler takip ediyorsa hepinize en içten dileklerimle bayramınızı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın. Bayramdan sonra sıkı bir şekilde piyasa analiz videolarına geçeceğiz. Çünkü arkadaşlar otomobil piyasası gerçekten çok karışık. Kur yüksek, enflasyon yüksek ve çok sıkı gelişmeler otomobil piyasasında oluyor. Sizlere en şeffaf, en detaylı şekilde dilimin döndüğünce anlatmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.